bizde. Öyle değil. Ya koronayı ben biliyorum. Ben hiçbir sizin işinizle ilgim yok. 99'da mezun oldum ama koronavirüsün ishal yaptığını, üst solunum yolu enfeksiyonu yaptığını biliyorum. Koronavirüs. Peki ne değişti de bu kadar ortalıkta? Yani acaba bir haber mi değişti? Öyle değil. Ha? Koronavirüs çok çok doğru söyledin aslında. Koronavirüs epeydir, yani yıllardır var olan bir virüs. Evet. Peki nerede yaygın? Hayvanlarda yaygın. Evet. Hayvanlarda, İnsanlarda da yaygın, ishal yapmıyor mu? Baharın ishal yapar. Ya bir kere koronavirüsün bir sürü tipi var. Evet. Bu tiplerden 4 tanesi insana geçişi belirlenmiş. Biliyorsun ki işte 2002 yılında SARS korona salgını var. Gene uzak doğuda. Dün okuduğumlardan birinde %80'i zaten SARS'a benzer olduğu söylüyor. Kesinlikle doğru. Çin'de 1,5 milyar. Kaç kişi ölmüş? Son... Bugün sabah bildirilerek 17 kişi, 517 kişiden. Peki bu kadar şeyde bizim televizyonlarımızı dolduracak kadar panik olalım mı? Televizyonlardaki haberleri dolduracak kadar, termal kamera kuracak kadar. Zaten 17 kişi herhangi bir sebeple de ölüyor ve bunların koronadan öldüğü de otopsi sonucunda değil yani, anlaşıldı mı? Peki eski salgınlarda, orta çağda kaç kişi ölüyordu? 17 kişinin, bu arada şu soruya cevap vereyim. Eski salgınlarda çok ölen oluyordu tabii ki. Ben size toplumun yarısı, üçte bir ölüyordu. Doğru söylüyorsunuz. O çok eski. Milyonlar. Çok eski. En yakını 1918 yılında 10 milyon kişinin öldüğü İspanyol gribi salgını. 100 değil mi hocam ya? 100 milyon mu? 100 milyon. Milyon. Doktor Hanım bırak bunları. Aşktan kaç kişi öldü? Aşktan kaç kişi? Evet, aşktan ölenler var. Yani onları ben bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Hayır, çünkü bence ben... soru yalnız. Sizin aşkınızdan kaç kişi öldü bu yaşa kadar? Artık çetelesini tutmadım. O zaman siz de bir salgınsınız yani. Yani. Karantina atlanmak lazım sizin yani. Zaten mikrobiyolog oldum o yüzden. Siz de bir salgınsınız. Baksana kaç kişinin öldü, çetelesini tutmuyorsunuz. Hatta siz panendemi diyorsunuz değil mi? Pandemi. Pandemi. O kadar değil. Pandemi yani, değilsiniz, salgınsınız. Yerselli boylu ama o kadar değil. O kadar da değil yani. 517 kişiden 17'si ölmüş. Yani bir insan ölürse o %100'dür zaten. 517 kişiden değil, yani 1 milyar 500 bin kişi. Çin'den 17 öldü. Ya Çin'in nüfusu bu. E tamam, olay. Bilim adamına yakışan bir bakış açısı değil bu. Yani hiç kardeşim nüfusun yarısı öldüyse bunu ciddiye alalım. Ondan sonra 17 kişi ölmüş. Eğer ölüm sizin başınıza geliyorsa bu hastalık sizin için %100'dür. Ateş düştüğü yeri yakar diyorsunuz. Peki bir televizyon haberi var. Adamlar duruyor. Hayır şöyle. Duruyor, düşüyor, altta yazıyor Çin. İnsanlar patır patır yollara düşüyor. Böyle yok bir şey var mı ya? Yok yani artık. Böyle duruyor düşüyor. Hadi alta yazmış insanlar patır patır yollara. İçin değil. El yıkama, el yıkama, arkadaşlar, el yıkama. Arkadaşlar, çok güzel. Siz bu konuyu güzel işlemediniz. Siz bu konuyu bilmiyorsunuz. Lütfen dışarı çıkar mısınız? Lütfen. Çıkıyoruz. Can yeni mi geldiniz yolda? Motosikletle gelirken düştüm. Ve bunu buldum. Bir baktım. İstatistikler. Orta çağda tifüsten, kızamıktan, ondan, bundan insanlar kırılmış, yarısı telef olmuş orta çağda. Sonra hiç grip virüsünden bahsetmiyor orta çağda. Tifüs, kızamık. Virüs bilmiyorlar ki orta çağda. Nasıl bahsedecekler? Hastalıklardan bahsediyorlar. Tifüsü biliyorlar, vebayı biliyorlar, çiçeği onlar biliyorlar. Onlar bakteriyel çünkü. Virüsü bilmiyor, hastalığı biliyor. Ha çiçek tabii, çiçek orada dur. Viral değil. Orada dur. Viral. Virüsü bilmiyor. Ulan zaten mikropla, löveş benden mikrosu çıkıyor. Ya yeni bulundu bunlar, onları geç. Beni kandıramazsın, ben konuya vakıfım. Motosiklette düştüğüm yerde bütün istatistikleri aldım. Bu istatistikler şunu söylüyor. Son yıllarda gripten dolayı, salgınlardan dolayı 2001-2005'ten sonra salgınlardan dolayı ölen insan sayısı toplum nüfusuna göre komik düzeyde. Ama o kadar büyük bir projektör tutuluyor ki bu olaylara. Ya mesela bütün projektörleri sana tutsak şu anda, bütün dünya seni seyretse ne olursun sen biliyor musun? Artist olurum. Allah Allah ya. Onu bilemem ama tanınmış olacağı kesin. Artistlik tabii ayrı bir beceri istiyor ama tanınırsın. Ama var o potansiyel. Şu anda, şu tabii ki var potansiyel. Sabi potansiyel. Bütün projektörler, dünyadaki binlerce olayı bırakalım bir yana, bütün projektörler şu anda Amerikan medyası,
Bu işin... Ya maddi boyutu var işin tabii ki. Milyarlarca ama dolar. Yani... İşin maddi boyutu o kadar büyük ki. Tabii. İşin maddi boyutu o kadar büyük ki silah sanayini geçecek neredeyse. O kadar büyük. Ancak, ben onu bize ancak, bir şey diyeyim. Ancak aşıya karşılık da gelişiyor bu konuda. Dünyanın en büyük yanlışı. Evet. Tıbbın en büyük halk sağlığı için yaptığı şeyler aşılardır. Biz aşıya karşı değiliz. Koronanın da aşısını çıkartsınlar. Buna da karşı değiliz. Evet. Ama şu anda ya da gelecek sene korona aşısı çıktı diye Türkiye'de herkes aşılanırsa birkaç milyar dolarlık aşı gider. Ben aşıya karşı değilim. Kim? Doktor hanım. Kim? Bir dakika doktor hanım. Bir dakika doktor hanım. Ben her sene aşılanan bir insanım. Grip aşısı yaptırırım her sene. Hatta bu sene iki kez grip aşısı yaptırdım. Neden? Evde grip aşısı artmıştı. Karım artıkları bana yedirir. Bunu da bana yaptırdı da ondan. Bu sene tam iki kez grip aşısı yaptırdım. Evet. Dolayısıyla aşıya karşı olmak başka bir şey. Tabii. Aşıya karşı değiliz. Sonuna kadar da taraftarız. Ama. Kimler aşılanacak? Uygunları. Soru bu. Evet. O aynı tartışma konusu. Hayır, soruyu doğru mu? İmmün sistemi zayıf olma ihtimali olan herkes aşılanabilir. Evet. Yaşlıdır, 60 yaşından şeydir filan. Onlar teknik konular. Bizim konumuz teknik şu anda... Teknik değil ama. Bizim şu anda konumuz korona. Korona. 20, evet, korona aşı konusuna girersek internetciyi böyle oturturuz, sadece ders çalışırız. Yok, yok, biz şu anda halkımıza, toplumumuza korona hakkında ne düşünüyoruz? Biz onu anlatmakla görevliyiz. Evet, evet. Bütün aşı konusuna giremeyiz. Büyük bir konu. Doğru. Ne dedi Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca? Hı hı. Gerekli önlemleri aldık. Türkiye'nin bir problemi yok, yok mu dedi. Yani, evet. Karşısında ne dediler biliyor musunuz? Radyasyonda da öyle demiştiniz. Radyasyonda çay içirttiniz. Oysa bu konuda Sağlık Bakanımız %100 haklı. Zaten bir önlemi yok. Neyin önlemini alacaksın? Koskoca havaalanı yapmışsın. Milyonlarca insan geliyor havaalanına. Her ateşliğe... Pratik değil, mümkün değil, imkansız. Ama dolayısıyla, gene de. Dolayısıyla o şehirden gelen laf olsun diye koyduk, numaradan koyduk. Bütün dünyada, Amerika'da dahil olmak üzere bu numara şeyi koyar. Ya bak bir şeyler yapıyoruz demek zorunda. Halkta öyle bir panik yaratılmış ki bu paniğe karşı Amerika'da, Çin'de herkes de bir şeyler yapıyor. Bir doğru daha var. Koronavirüs diye bir virüs var. O kasabayı da karantina altına almışlar. Tamam, bu kadarı makul. Hı hı. O kasabayı karantina altına alabilirsin, çok yayılmasın diye. Bu makul. Ama bütün dünyadaki bu hızlı... Ya Amerika ile Çin savaşının aleti oldu bu korona. Parçası olmayın diyorsunuz yani. Benim görüşüm, şahsi görüşüm bu. Benden bu kadar. Yolculuk ne hocam buradan çıkacak? Valla elinde olsa şu an otosikletimi atlayacağım, Çin'e gideceğim. Ha. Çin'e gitmekten korkmam. Çinliler de bize gelebilir. Kimler aşılanacak kısmını konuştunuz işte, bağışıklık sistemi düşük olanlar aşılansın diye. Öğrenlerin de bir kısmı. Ya biz ders anlatmıyoruz ya, orasında değiliz ki. Abi, Çin'e gideceğim dedim. Ya orasında değiliz ki ya, ders mi anlatıyoruz, ders mi anlatıyoruz bayağı. O yüzden böyle biz ders anlatmıyoruz.